ATV Avrupa ekranına ve Avrupa Panorama'ya hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Geçmiş haftalarda olduğu gibi ve geçen hafta size söz vermiş olduğumuz gibi bugün Türkiye'den Kapıkule'den size sesleniyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hatırladığınız gibi izin yolunu detaylı bir şekilde ele aldık. Size nasıl yola çıkmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini tek tek uzman konuklarımızla beraber paylaşmıştık. En son programımızda ne yapmıştık değerli izleyiciler? Ekibimizi izin yoluna göndermiştik. Evet, bugün de yanımda arkadaşlarımız bulunuyor. Kendileri izin yoluna çıktı. Avrupa Panorama ve ATV Avrupa ekibinden arkadaşlarımız sizlere izlenimlerini aktaracak. Ama bununla da sınırlı değil. Arkamda izin yolcularını görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Şu an hepsi gümrükten geçmek için kuyruk halinde bekliyorlar. Hava burada çok sıcak. Bir de bir özellik var. Kapıkule'de biliyorsunuz tesisatlar kuruldu. Değişimler var. Bunları da ilerleyen dakikalarda konuklarımla beraber sizlere aktaracağım. Konuklarımın arasında hemen isimlerini size aktarmak istiyorum. Sayın Kaptan Kılıç, Kapıkule Gümrük Muhafaza Baş Müdürü olacak. Onun yanı sıra sağlık sıkıntılarını, sağlık sorunlarınız için Sayın Profesör Doktor Haydar Sur, Hisar Hastanesi Genel Direktörü olacak ve başhekimimiz Sayın Nurettin Demir aramızda olacak ve sizlere izin yoluyla ve bunun bağlamında sağlık sıkıntılarınızda nelere dikkat etmemizin gerektiğini aktaracak. Ben hemen ekibimizden arkadaşlarımıza dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz Deniz ve Özdemir Bey. Öncelikle sizleri tanıyalım. Biz ATV Avrupa Panorama ekibi olarak, ben Özdemir, kameraman arkadaşım Deniz'le beraber uzun bir yolculuktan sonra Kapıkule'ye nihayet ulaşmış bulunuyoruz. Biz tabii ki yol boyunca izlenimlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Benim izlenimlerim arasında en büyük şey, vatandaşlarımızın çok büyük korkuları vardı. Korkulardan bir tanesi Bulgaristan'da işte yalan yanlış çıkan dedikodular üzerine diye. Bu dedikodular üzerine vatandaşlarımız gerçekten Bulgaristan'ı güzergahını tercih etmediler. Çoğunluğu Yunanistan güzergahından gitmek istediler. Biz yol boyunca onlarla söyleşi yaptık. Ve bu söyleşiler arasında biz tabii ki ekibimiz olarak, ATV ekibi olarak inanın arabamızı böyle mobil bir danışma merkezi gibi hissettik. Çünkü bütün vatandaşlarımız ATV logosunu gördükleri zaman... Derseniz hemen kenara açılıp bir gösterelim Özdemir Bey. Değerli izleyicilerimiz, arabamız buydu. Yola çıkmadan önce de sizlerin huzurunuzdaydı. ATV logosu üstündeydi. Basın kartı da orada olduğundan dolayı herhalde bütün yola çıkan vatandaşlarımız sizi görünce sıkıntılarını paylaşmak için sizin yanınıza geldi, değil mi? Evet. Öyle bir ya, şey ATV yaşadınız. Ekibi olarak biz işte ATV logomuzu gördükleri an bizim yanımızda koşuyorlardı ve bize bazı soruları vardı. İşte Bulgaristan'da bazı olaylar varmış, haberiniz var mı? İşte Kapıkule'de bazı sorunlar varmış. Bu tür soruları vardı. Biz de tabii ki vatandaşlarımızı elimizden geldiği kadar aydınlatmaya çalıştık. Bazı kuruluşları aradık. İşte Sabah gazetesi aracılığıyla Büyükelçiliği aradık, böyle bir problemler var mı diye. Domuz gribiyle alakalı bir muayene kağıdının istendiği söyleniyordu Bulgaristan'da. O durumla alakalı mağduriyetlerin olduğu söyleniyordu Özdemir Bey, değil mi? O konuyla alakalı bir araştırma yaptık. Evet, biz Belgrad'da ATV Sabah'ın dinlenme tesisleri var biliyorsunuz. Biz orada konaklayan vatandaşlarımızla söyleşi yaptık. Çoğunluğu diyebilirim yani %90-95'inin korkusu bu domuz gribi üzerine Bulgaristan'da sorulabilecek sorular üzerine bir endişeleri vardı. Bir kağıt almaları gerekiyor gibi bir haberler çıkmış. Bu haberlere inanarak Bulgaristan güzergahını güzergahından yola çıkan vatandaşlarımız böyle bir kağıt almışlar doktordan. Biz bunu aydınlatmak için Büyükelçiliği aradık. Bulgaristan Türk Büyükelçiliği'ni. Ve bizlere dediler ki kesinlikle böyle bir şey yok. Bu bir dedikodu. İnanmayın, böyle bir şey yok dedikleri için biz de vatandaşlarımıza doğru bilgileri aktarmaya çalıştık ve bir kısmı tabii ki bu güzergahı aldı ama domuz gribi üzerine kağıt alan vatandaşlarımız tabii ki almayan vatandaşlarımız tabii ki Yunanistan güzergahını. Evet, bir de herhalde muayene kağıdınız yok diye Bulgaristan'da sizden çorba parası istiyorlar değerli izleyicilerimiz, ona da kanmayın. Öyle bir şey derlerse hayır, biz buradaki en yakın konsolosluğa veya büyükelçiliğe gitmek istiyoruz dediğinizde size inanın yolunuzu devam ettireceklerdir. Çorba parası vermenize gerek yoktur. Deniz Bey, hemen ben size döneyim. Sizin izlenimleriniz, tecrübeleriniz hangileriydi bu izin yolunda? Herhalde sizin bu ilk yolculuğunuzdu. Benim ilk yolculuğumdu ve o yüzden benim için büyük bir tecrübe oldu. İşte millet bizi görünce coştular, eğlendiler bizimle beraber. Ve arkadaş dediği gibi ben de önceden korkuyordum ilk yola çıktığımızda böyle Bulgaristan'da falan. Bulgaristan'da olaylar yaşanacak mı yoksa bir
öyle bir şey olacak mı diye benim içimde de korku vardı. Ve ama yani gördüğüm gibi bir şey olmadı bize. Bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi bize bir şey olmadı. O yüzden de yani peki, çok güzel bir... Vatandaşlarımız hangi sıkıntılarını sizlerle paylaştılar? Ne sıkıntılar yaşadılar? Siz bir araştırmacı olarak yoldaydınız ama eminim vatandaşlarımızın sıkıntılarını da yakinen takip edebilmişsinizdir orada. Tabii ki. Vatandaşlarımızın sıkıntılarından birincisi yollarda vignette olayı. Yani bu otoyollarında ödenen ücret üzerine. Bazı devletlerde o vignet levhaları tam detaylı görünmüyor. Oraya çok dikkat etmeleri lazım. Mesela gümrük kapılarında geçtikten sonra hemen arabalarını park yapsınlar ve sorsunlar. Bu ülkede otoban ücreti var mı? Vigneti almak mecburiyeti var mı? Bunu öğrensinler çünkü vigneti almadan yola çıkarlarsa 2-3 kilometre sonra durduruluyorlar ve çok büyük cezalar ödemek mecburiyetinde kalıyorlar. Biz bir vatandaşla söyleşi yaptık ve İnanın 8 euroluk bir vignette için 2 kilometre geçmiş, hemen geriye dönmüş almak için. Geriye dönerken durdurmuşlar. Vignette almaya gidiyorum demiş. Hayır alamazsınız, artık geçtiniz. 150 euro ceza ödeyeceksiniz. Eyvah eyvah, yani bir 8 euroluk vignette ödeyeceksiniz. Evet, evet. Yani kesinlikle buna dikkat etsinler. Ve özellikle Sırbistan'da dinar, euro bozdursunlar. Yani yaklaşık 25 euroluk bir otoban ücreti var. Bunu dinar olarak bozdursunlar çünkü otobanlarda euro kabul etmiyorlar. Peki hazır paradan konu açılmışken benzin fiyatları ve benzin alımı ulaşımı nasıldı? Evet, benzin fiyatlarına da biz tabii ki her ülkede benzin fiyatlarını araştırdık. Benzin fiyatları Almanya'dan sonra Avusturya'da çok pahalı. Avusturya'da doldurmasınlar, Almanya'da dolu bir depoyla Avusturya'yı geçsinler ve Sırbistan'da doldursunlar. Sırbistan'da biraz daha ucuz. Daha sonra tabii ki Sırbistan'dan sonra Bulgaristan da çok ucuz. Orada da ama kendi paralarıyla almak Macaristan'da zorundasın evet, değil mi? Evet. Macaristan'da Macaristan'da benzin almasınlar. Macaristan da çok pahalı. Ama tabii ki Sırbistan'da dinar istiyorlar. Kesinlikle Sırbistan'da benzin dolduracaklarsa veya akaryakıt alacaklarsa dinar alsınlar. Ama Macaristan'da, Avusturya'da, Bulgaristan'da buralarda euro ile ödeyebilirler. Deniz Bey, biliyorsunuz önceki yayınlarımızda şöyle bir şikayetler de dile getirmiştik. Hani benzin aldığımızda kalitesiz benzin veya çiçek yağı falan doldurduk, bize verdiler. Ve 10 kilometre gittikten sonra depo sıfırlandı gibi olaylar yaşamış seyircilerimiz. Siz öyle bir şeyle karşılaştınız mı yoksa aldığınız benzinler? Biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Çünkü bilmiyorum artık ATV'den geldiğimiz için mi yoksa... Başka bir şeyden olayı bilmiyorum yani öyle bir şeyler yaşamadık biz. Ve vatandaşlar da biz gördük ya onlar da yaşamadılar. Onlar da memnun kaldılar. Yani o yüzden bunlar bence fısıltı gazetesi. Fısıltı gazetesi öyle diyebilirim. Kesinlikle korkmasınlar. Kesinlikle korkmasınlar. Bulgaristan güzergahını tercih etsinler çünkü İpsala Yunanistan kapısı çok küçük ve çok yılmalar oluyor. Çok daha saatler oralarda beklemek mecburiyetinde kalırlar. Özellikle söylüyorum kapı kulemiz gerçekten çok güzel olmuş. Bulgaristan güzergahını alın. Bulgaristan güzergahında kesinlikle hiçbir problem yok. Biz hiçbir problem yaşamadık. Çünkü biz iki araba geldik. Bir arabada ATV logomuz, işte basın kartlarımız vardı. Bir arabada da yoktu.